kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ali Atahan, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanıyım. Hocam hoş geldiniz. Bize Milleha Sulak Alanı ile ilgili, buranın önemiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Biz buranın 1999 yılından beri takibini yapıyoruz kuş gözlem açısından. Hatay'ın en önemli sulak alanı diyebilirim. Tür sayısı olarak Türkiye'nin sayılı yerlerinden biri aynı zamanda. Bizim yaptığımız gözlemler sonucunda 1999'dan bu yana 266 kuş türü sattık. Türkiye genelinde düşünecek olursak ilk onun içerisindeyiz. Hatay'da ise bir numaralı alan. Barındırdığı habitatlar nedeniyle epey bir tür çeşitliliğine katkı sağlayabiliyor. Sulak alan, tuzcul çayırlar, deniz kıyısı, kumul alanlar. Asya Irmağı ağzına kadar olan kısmı bütün olarak düşündüğümüzde oldukça önemli bir sulak alan oluşturuyor. Burayı özel kılan bazı kuş türlerimiz de var. Örneğin bizim dernek çalışmalarında şu ana kadar Türkiye'de varlığı saptanmamış, bilinmeyen 4 farklı kuş türü saptadık. Bunların 4'ünü de burada bulduk. Bunlar Pasifik incir kuşu, kaya incir kuşu, küçük tarla kuşu. Bir de bir tanesi oldukça yakın, 2 ay önce ana vatanı Hindistan olan bir kırlangıçtı. Yine buralarda takıldı bir gün. Onu da fotoğraflayıp Türkiye'nin veri tabanına ekledik. Bu bahsettiğimiz türlerin çoğunu da bilimsel yayın olarak yayınladık. Hatay kuşları çalışmamız oldu. Bunu kitaplaştırdık. Kitabın en önemli bölümü yine Milleha Sulak Alanı ile alakalı. Milleha Sulak Alanı Türkiye'de bulunan belli başlı göç rotalarının bir tanesi üzerinde yer alıyor. Türkiye'de süzülen kuşların izlediği rotalar, Artvin üzerinden giren, bir de İstanbul üzerinden giren ana rotaların birleştiği yer Hatay. Hatay'ın da kendi içerisinde ayrıldığı 3-4 çizgi var. Bir tanesi bu alanın üzerinden geçiyor. O nedenle göç zamanında süzülen kuşlar dahil pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında su kuşları alana sıklıkla kullanıyor. Bunlar arasında ördekler, sakarmeke dediğimiz grup, kıyı kuşları vesaire bol miktarda yine alanı kullanabiliyorlar. İlk ve sonbahar dönemlerinde ötücü kuşlar açısından çok önemli bir beslenme noktası. Kış aylarında Türkiye'nin pek çok farklı yerlerinden kuş gözlemci arkadaşlarımız alana geliyor. Özellikle incir kuşları grubu Türkiye'nin kış aylarında sadece bu bölgesinde bulunan birkaç farklı türümüz var. Her yıl 20-50 arası kuş gözlemcisi sadece o kuşları fotoğraflamak üzere bu alana geliyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye çapında önemli bir kuş gözlem noktası olacağı aşikar. Kuş gözlem açısından biraz daha uygun şartlar sağlanması durumunda Avrupa çapında bile önem teşkil edecek bir alan olması aşikar. Kuş gözlemciliği Türkiye'de son 20 yıldır oldukça artan bir ivmeyle yaygınlaşıyor. Türkiye'nin hemen her ilinde neredeyse bir kuş gözlem topluluğu mevcut. Hatay'da da yaklaşık 20 yıldır zaten bir topluluk etkinlik faaliyet gösteriyor. Bu alan insan baskısı altında maalesef. Avcı baskısı çok fazla, alanın kötü kullanımı çok fazla. Bu açıdan biraz daha kontrol edilmesi gerekiyor. Uygun kuş gözlem koşulları sağlandığında ilkokul döneminden itibaren okul çağı çocukları için de önemli bir eğitim alanı olarak kullanılabilir. Avrupa ve dünyada kuş gözlemciliği ne durumda? Dünyada 1 milyona yakın kuş gözlemci zaten var. Türkiye'de de şu anda sayı binlere ulaştı. Milleha Sulak Alanı hem Hatay'ın hem Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri. O nedenle alanın korunması gerekliliğine inanıyoruz.